Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Karışımların sınıflandırılması ve çözümü olayı diyoruz. Yepyeni bir üniteye başlangıcı yapıyoruz şu anda. Şimdi karışımları tanımlamadan önce bir maddeyi sınıflandırmak istiyorduk. Maddede neler vardı, kaça ayrılıyordu bundan bahsediyorduk. Şimdi maddeyi biz sınıflandırırken iki ana başlık zincirliyoruz. Bir, saf maddeler ki bunu biliyoruz ki saf maddeler de kendi içerisinde ayrılıyor. Elementler ve bileşikler. Eğer ki element dediğimiz madde aynı tür atomlardan oluşuyorsa biz bunu element olarak isimlendiriyoruz. Aynı tür atomlardan olacak. Ne gibi? Mesela sodyum. Sadece sodyum atomlarından oluşan bir yapı. Veya bu Cl2 gibi ya da H2 gibi bir molekül yapısı da olabilir, fark etmez. Eğer tek tür atom varsa burada biz element yapısından bahsediyoruz. Atomik veya moleküler olması bizim için fark etmez. Bileşik yapısına geldiğimiz zaman farklı tür atomları içermesi gerekiyor. Farklı tür atomlar içeren ve saf madde olan yapılara biz bileşik ismini veriyoruz. Ne gibi? Mesela bu bileşik dediğimiz şey iyonik veya kovalent yapıda olabiliyordu. İyonik veya kovalent. İyonik dediğimiz nasıldı? Metal, ametal yani anyon ve katyonları içeren sodyum klorür gibi yapılardan bahsedebiliriz. Veyahut demir klorür gibi, demir 2 klorür gibi yapılardan bahsedebiliriz. Kovalent bileşiklerden yani molekül yapısından bahsettiğimiz zaman da ametaller arasında oluşmuş bileşiklerden bahsediyorduk. Su buna mesela örnekti. Ya da C6H12O6 gibi glikoz yapısı daha büyük yapılarda yine moleküler yapıya, kovalent yapıya örnek olarak verilebiliyordu. Şimdi bunlar saf maddelerdi. Ancak saf olmayan maddeler de var. Bu da karışım olarak isimlendiriliyor. Yani bir madde saf değilse eğer bu kesinlikle ve kesinlikle karışımdır diyebiliriz. Şimdi bizim asıl işimiz zaten burayla olacak artık. Karışımlardan bahsedeceğiz. Saf maddelerden ayrıca hani burada farklı tür atomlar var ama bir bütün oluşturuyorlar. Yeni bir tür ortaya çıkarmış oluyorlar. Karışım dediğimizde yine birden fazla madde bir araya geliyor ancak yeni bir tür oluşturmuyor. İşte bunu da karışım olarak isimlendiriyoruz ve iki ana başlıkta inceliyoruz. Homojen ve heterojen karışımlar diyoruz. Homojen karışımlar, şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Türü ne olursa olsun, kimlerden oluşmuşsa oluşsun, ismi bir diğer ismi çözelti olacak. Yani homojen karışım deyince aklımıza çözelti gelecek. Çözelti dediğimiz zaman da aklımıza yine homojen karışım gelecek. Ve bir diğer çeşidi de heterojen karışımlardır dedik. Farkları nedir peki? Homojen karışımlar her yerinde aynı özelliği gösteren karışım türüdür. Tek fazla bir görüntü vardır. Sanki bileşiğe benziyor aslında homojen karışım dediğimiz yapı. Ancak heterojen karışımda bileşenler bariz göz yoluyla bile görülebiliyor. Birbirinden farklı durumda oluşturuyorlar. Birden farklı faz bulunuyor işin içerisinde. Şimdi en çok karıştırılan şey bileşik ve karışımın farkıdır. Karışımdan da ziyade hatta çözelti. Çünkü bunların ikisi de arkadaşlar farklı tür maddelerden oluşuyor. Bu farklı tür atomlardan oluşuyor. Bu farklı tür sadece atomlar değil bileşik yapıların da bir araya gelmesiyle oluşturulabiliyor. Ve ikisi de homojen yapıda. Bileşikler de homojen yapıda. Karışımlar da tabii ki çözeltilerden bahsediyoruz. Homojen yapıdalar. Heterojen karışımlar çok karıştırılmaz zaten bileşiklerle. Şimdi farkları neler peki, bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi bileşik deyince aklımıza en bilindik örneğiyle su gelsin. Su moleküllerinden, su yapısından bahsedelim. Karışım deyince de burada tuzlu su yapısından bahsedelim. Tuzlu su bir çözelti, homojen karışım örneğidir çünkü. Şimdi bileşenleri arasında sabit bir oran vardır. Bu bir kanundu zaten. Sabit oranlar kanunu bileşik yapısını bizim için anlatıyordu. Ne demek peki bu? Her iki hidrojene karşılık bir tane oksijen gelmek zorunda. Bunun dışında bir alternatif söz konusu değil. Daha fazla hidrojen olamaz, daha fazla oksijen olamaz. Eğer olursa bunun adı su bileşiği olamaz. Su olması için illaki 2'ye 1 olması gerekiyor. Veya bu kütlece bir sabit orandan da bahsedebiliriz. İşte 2 gram hidrojene karşılık 16 gram oksijen gelmeli ki biz o yapıya su bileşiği ismini verebilirim. Ancak karışımdan bahsediyorsak, yani mesela tuzlu sudan bahsediyorsak, burada sabit orandan bahsetmiyoruz, öyle bir şey yok. Yani kocaman bir leğen var ve biz içerisine kaşık kaşık tuz basarsak da bunun adı tuzlu su olur. Bir tutamcık tuz atsak da bunun adı yine tuzlu su olur. İlla ki bir orana sahip olması gerekmiyor. Bileşen özelliklerini göstermez diyoruz bileşikler için. Yani suyun yapısına baktığımız zaman hidrojen var, oksijen var.
ne hidrojene benziyor ne oksijene benziyor. Hidrojen oda koşullarında gaz halde, oksijen oda koşullarında gaz halde, su oda koşullarında sıvı halde. Bu yanıcı bir madde, oksijen yakıcı bir madde, su söndürücü bir madde. Yani kesinlikle bileşenleriyle hiçbir şekilde alakası olmuyor. Çünkü bileşik demek farklı bileşenlerin bir araya gelerek yepyeni bir tür oluşturması demek oluyor. Kimyasal bir birliktelikten bahsediyoruz burada. Ancak karışımda fiziksel bir birliktelik var. Dolayısıyla bileşenler özelliklerini korumaya devam ediyor. Çünkü burada yeni bir tür oluşmuyor. Ortaya çıkan şey yeni bir tür değil. Sadece türlerin bir arada bulunma durumu. Dolayısıyla sen tuzlu suya baktığın zaman tuzun da bütün özelliklerini yine görmeye devam ediyorsun. Suyun da özelliklerini aynen koruduğunu görüyorsun. Geliyoruz. Bileşikler formüller ile gösteriliyor. Yani demiştik ki elementlerin sembolleri vardır. Bileşiklerin formülleri vardır. H2O gibi bir formüle sahip. Ancak karışıma geldiğimiz zaman karışımlarda formül falan yok. Çünkü sabit oran yok. Aslında sabit oran olmadığı için formülünün olmadığını söylüyoruz. Tuzlu suyun formülü falan yok. Onun ismi zaten tuzlu su. Çünkü ben ne kadar tuz attığım belli değil. Herhangi bir orana, sabit bir orana sahip olması gerekmiyor. Şimdi ayırt edici özellikleri vardır. Mesela erime noktası, mesela kaynama noktası sabittir. Bir sudan bahsettiğin zaman diyoruz ki işte oda koşullarında bir atmosferlik basınçta 0 santigrat derecede donar, 100 santigrat derecede kaynar veya yoğunluğu sabittir bunun. Ben onu ayırt edici bir özellik olarak kullanabilirim. İşte elektrik iletkenliği yine ayırt edici özellik olarak kullanılabilir. Ancak karışıma geldiğim zaman tuzlu su diyorum. İçindeki tuzun miktarı bu özelliklerin hepsini etkileyecek. Erime noktası da değişecek, kaynama noktası da değişecek. Yani az tuz atarsam kaynama noktası daha düşük olur. Çok tuz atarsam kaynama noktası daha yüksek olur. Elektrik iletkenliği tuzun miktarına, derişimine bağlı olarak değişir. Dolayısıyla burada ayırt edici özellikleri kullanamam. Geliyoruz. Sadece kimyasal yöntemlerle bileşenlerin ayrılır. Bileşik yapısının kimyasal tepkimeler sonucunda ortaya çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla yine bileşenlerin ayırmak için kimyasal yöntemler kullanmak zorundayım. Ancak karışımlara geldiğimiz zaman fiziksel yöntemlerle oluşturulabilen yapılar olduğu için yine fiziksel yöntemlerle bileşenlerini ayırmak mümkündür karışımları diyebiliriz. Tabii ki kimyasal bir yöntem kullanarak da bileşenlerini ayırabiliriz. Ama işin daha kolayına kaçarak fiziksel daha basit yöntemlerle de bileşenleri ayırmak mümkün olacaktır karışımları. Hal değiştirirken sıcaklık sabittir. Mesela sudan bahsediyorsak 0 santigrat derecede donar ya da 0 santigrat derecede erir diyoruz buz için. Şimdi buzu sen sıcaklığını artırıp 0 santigrat dereceye getirdiğin zaman o buzun tamamı sıvı hale geçene kadar oradaki sıcaklık 0 santigrat derecede sabit kalır. Yani bütün buz erimeden sıcaklık 1 santigrat dereceye zıplamaz. Ama karışımlarda böyle bir şey yok. Grafik üzerinden görecek olursak biraz daha. Şimdi hal değişimine geldiğimiz zaman şöyle birazcık sıcaklığını artırıyorduk. Sonra sabit bir şekilde devam ediyor. Sonra tekrar artmaya devam ediyor. İşte bu sabitlik kısımda sıcaklık duruyor, hal değişimi oluyor. Ancak ben bir karışımın hal değişim grafiğini çizecek olursam işte sıcaklığını artırıyorum. Sonra hal değişimi başladığı zaman sıcaklık biraz daha artmaya devam ediyor. Gene artış devam ediyor. Ve sonrasında hal değişimi tamamlanınca yine artış hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani bir sabitlikten bahsedemiyoruz. Bir aralıktan bahsedebiliyoruz ancak burada. Şimdi bileşik ve karışımların genel anlamda farkları bu şekilde olacak. Gelelim biraz da karışımların türlerine detaylı bakmaya. Şimdi homojen karışım dedik. İkiye ayırmıştık homojen ve heterojen karışım olarak. En önemli özelliği nedir homojen karışımların? Bileşenleri birbiri içerisinde tamamen dağılıyor. Bu yüzden biz onu tek fazlı bir yapı olarak görüyoruz. Ve bu tamamen dağılmadan ötürü her yerinde aynı özelliği görüyoruz. Biz bir suyun içerisine tuzu attığımız zaman işte suyu elimize alıyoruz. Burada da tuzun miktarı aynı, daha doğrusu oranı aynı, bu tarafında da aynı. Tamamında aynı özellikleri görüyor oluruz. Yani tuzlu suyun bu tarafı elektriği iletiyor ama bu tarafı iletmiyor ya da görüntüsünde bu tarafı başka görünüyor, bu tarafı başka görünüyor gibi bir şey söyleyemiyoruz. Her yerler aynı oluyor. Ve görüntüsü tek fazlıdır dedik. Şimdi burada ama karışımı oluşturan fazların fiziksel halleri önemli olacak biraz daha. Ve fazların ne olursa olsun biz onu yine de homojen karışım veyahut çözelti olarak isimlendirmeye devam edeceğiz. Mesela örnek olarak gidelim. Katı katı homojen bir karışımdan bahsediyorsak burada iki katının homojen karışımı oluşturabilmesi için tek koşul var. O da alaşım yapısını oluşturmaları arkadaşlar. Yani iki tane metali eritip birbiri içerisinde tamamen dağılmasını sağlayıp tekrar dondurursak
Burada oluşan yapıya alaşım diyoruz ve katı katı homojen karışımlara en güzel örnek bunlardır. Çelik olabilir bu, çinko ve başka bir metalin karışmasıyla elde edilen herhangi başka bir alaşım olabilir mesela gibi örneklendirebiliriz. Şuna dikkat edin arkadaşlar, çözelti deyince aklımıza genellikle işte suyun içerisinde herhangi bir tuzun ya da şekerin çözünmesiyle oluşan yapı geliyor. Ancak böyle bir şey yok. Homojen olması onu çözelti olarak isimlendirmemiz de yeterlidir. Yani alaşımlar aynı zamanda birer çözeltidir. Katı sıvı olursa ne olacak mesela? Hemen buna bir tane örnek verelim ki az önce örneğimiz vardı. Tuzlu su veya şekerli suyu biz katı sıvı homojen karışımlara örnek olarak verebiliriz. Peki sıvı sıvı olabilir mi? Tabii ki sıvı sıvı da olabilir. Mesela kolonya gayet de güzel bir şekilde bunun örneğidir. Alkolle suyun homojen bir şekilde karışımıyla oluşmuştur. Dikkatinizi çekerse hepsi tek fazlı bir görüntüye sahip. Sıvı gaz karışımı olabilir mi peki? Mesela gazozdan bahsedebiliriz. Suyun içerisinde karbondioksit gazının çözünmesiyle oluşan yapıya biz gazoz ismini veriyoruz ve sıvı gaz homojen karışımı örnek verebiliriz biz bunu. Gaz gaz karışımı örnek verelim hemen. Tabii ki soluduğumuz hava bunun en güzel örneğidir. Ve şunu unutmayalım arkadaşlar. Tüm gaz gaz karışımlar, gazlar bulundukları ortama tamamen dağıldığı için tamamı gaz gaz karışımların homojen özellik gösteriyor. Şimdi az sonra söyleyeceğiz. Mesela katı katı heterojen karışım olabilir. Hatta şöyle diyelim, alaşımlar dışındaki bütün katı katı karışımlar heterojendir diyeceğiz. Katı sıvı homojen karışım da olabilir, heterojen karışım da olabilir. Ama gaz gaz karışımı bu ikisinin bir araya gelmesiyle heterojen bir yapı elde edemeyiz. Tamamı homojen özellik gösterecektir. Gelelim biraz da heterojen karışımlardan bahsetmeye. Şimdi heterojen karışımların çeşitleri var. Biz az önce dedik ki homojen karışımların tamamı çözelti olarak isimlendiriliyor. Ancak heterojen karışımlarda basit, adi bir diğer adıyla süspansiyon, emisyon, aerosol ve koloid diye farklı yapılar var. Eğer bir karışım katı katı heterojen yapıdaysa dikkatinizi çekerim. Az önce katı katı homojen karışımdan bahsettik. Ona alaşımları örnek verdik. Ancak burada katı katı heterojen bir karışım yapısı varsa buna basit adi karışım diyeceğiz. Mesela salatayı bunu örnek olarak verebiliriz. Çakıl ve kumun ortaya çıkardığı karışımı biz yine basit adi karışım olarak değerlendirebiliriz. Farklı fazları orada gözlemleyebiliyoruz. Süspansiyona gelince bunların tamamen isimlendirilmesi, sınıflandırılması fiziksel hale bağlı olacak. Katı ile sıvı arasında oluşan heterojen karışıma süspansiyon diyeceğiz. Bakın burada tuzlu su ya da şekerli suyu buraya örnek veremeyiz. Çünkü o homojen yapı. Süspansiyon dememiz için heterojen bir yapı olması gerekiyor. Ne gibi? Tebeşir tozu su gibi. Çünkü tebeşir tozu suyun içerisinde çözünmeyecektir. Suyun içerisinde dağılmayacaktır. Hani ben bir kabın içerisinde suyun içerisinde tebeşir tozunu atarsam dibe çöktüğünü göreceğim. Veyahut ayran da yine bunun güzel bir örneğidir arkadaşlar. Yoğurt buradaki katı fazımken suyun içerisinde tam çözünemediğini görüyorum. Bu yüzden çalkalama ihtiyacı duyuyorum. Emülsiyona geldiğimiz zaman sıvı sıvı heterojen karışımlara da emülsiyon diyeceğiz. Hani kolonya homojen olduğu için çözelti örnekti. Ancak burada heterojen bir karışım olması gerekiyor. Örneğimiz ne olsun? Zeytinyağı su karışımını düşündüğümüz zaman su dipte dururken zeytinyağı üste çıkar, yoğunluğu yüksek olan dibe çöker, alt tarafta kalır ve iki fazlı bir görüntü oluşur. Biz işte bu tarz karışımları emülsiyon olarak isimlendiririz. Gelelim aerosoldan bahsetmeye. Bu sefer katı veya sıvı var. Bunların gazlarla oluşturamadığı karışımlar. Katı veya sıvıların gazlarla oluşturamadığı, yani heterojen olarak durdukları karışımlardan bahsedeceğiz. Neye örnek verebiliriz? Hava dedik ki gazların kendi arasında yaptığı karışımdır. Ama mesela sistem bahsediyorsak, mesela dumandan bahsediyorsak, mesela deodorantlardan bahsediyorsak, özellikle bu pudralı deodorantlardan bahsediyorsak, bunlar aerosola örnek olarak verilir. Sisin sıvının gaz içerisinde tam dağılamamasıyla oluştuğunu ya da dumanın katı taneciklerinin gaz içerisinde tam dağılamamasıyla oluştuğunu söyleyebiliriz. Koloid yapısına geldiğimiz zaman bu en karmaşık yapı diyebiliriz aslında. Askıda kalma durumu var burada arkadaşlar. Ne demek askıda kalma?
burada ne tam heterojen olabilmiş ne tam homojen olabilmiş bir yapıdan bahsediyor olacağız. Ne demek bu peki? Mesela kandaki gibi veyahut sütteki gibi bir durum varsa işin içerisinde, sen bunları çok uzun süre bekletecek olursan dibe çökmeyi de görürsün. Hatta kanın pıhtı kısmının ayrı, serum kısmının ayrıldığını gözlemleyebilirsin eğer yeterince süre beklersen. Bu tanecikler yeterince küçük değil, homojen olacak kadar küçük değil. Yani tuzun suyun içerisinde dağıldığı kadar rahat bir şekilde dağılmıyor. Ancak heterojen karışım oluşturacak, tam hani süspansiyonda olduğu gibi gözle görülür bariz bir katı fazının oluşmasını da sağlayacak kadar büyük değil. İşte bu arada kalmış duruma biz koloid yapısını vereceğiz, koloid ismini vereceğiz ve kan ve süt bunun en bilindik, en güzel örnekleri olacak. Peki bir karışımın süspansiyon mu, çözelti mi yoksa koloid yapısı mı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bunun kolay bir yolu var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Buna Tyndall etkisi diyeceğiz. Tyndall etkisi nedir peki? Şimdi ayrımı şöyle yapacağız. 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçük tanecikler varsa biz bunlara homojen yapı, yani bir diğer adıyla tabii ki çözelti ismini vereceğiz. Yani eğer katı taneciklerin boyutu bundan daha küçükse bu ismi vereceğiz. Eğer 10 üzeri eksi 6'dan daha büyükse, yani büyük tanecikler, artık gözle görülebilecek tanecikler varsa biz buna da süspansiyon ismini vereceğiz. Yani katı sıvı heterojen karışım olduğunu göreceğiz. Ancak bu ikisinin arasında büyüklüğe sahipse, yani ne homojen olacak kadar küçük ne de heterojen olacak kadar büyük bir yapıdan bahsediyorsak, işte buraya da biz koloid ismini vereceğiz. Ve gözlemlerken de şunu yapacağız. Eğer bir çözeltinin üzerine ışığı gönderirsek, çözeltideki tanecikler, bu katı tanecikleri o kadar küçük ki ışığı yansıtma ya da soğurma gibi bir ihtimale sahip değiller. Dolayısıyla ışık girdiği gibi aynen diğer taraftan çıkıp gidecek. Tuzlu suda böyle bir görüntü olacak. Süspansiyona geldiğimiz zaman tanecikler çok büyük olduğu için gelen ışınların bir kısmını soğuracak, ancak bir kısmı diğer tarafa geçirebilecek ve bunlar da kırılmaya uğrayacak. Yani daha doğrusu dağılarak devam edecekler. Ancak koloid yapısına geldiğimiz zaman, koloid yapısı bu kadar büyük değil. Dolayısıyla tamamen soğuramıyor ışığı. Ancak yansıtma şansına sahip oluyor. Çünkü homojen karışımdaki taneciklerden daha büyük bir yapıya sahip. Bu yüzden de dağıttığını göreceğiz. Koloide gelen ışınlar dağılarak yapıdan çıkacaklar. Şimdi birazcık da çözünme olayından bahsedelim. Dedik ki maddeleri iki başlıkta inceleyecek olursak, bileşikleri, iyonik ve moleküler yapılardan bahsedeceğiz. Ve bunların suyun içerisinde çözünme olayları ya da bir çözünürün içerisinde çözünme olayı birbirinden farklı olacak, farklı görüntülere sahip olacak. Şimdi iyonik ne demekti, molekül ne demekti ve bunların çözünme olayındaki tavrı nasıl oluyor, bunlardan bahsetmek istiyoruz. Çözünen iyonik bir bileşik ise biz burada iyonik bir çözünmeden bahsedeceğiz. Yani iyonlar işin içerisinde olacak, anyonlar, katyonlar olacak. Anyon ve katyonlar çözücü içerisinde dağılacak. Yani atıyorum biz sodyum klorürden bahsediyorsak, sodyum artı iyonları ve klor eksi iyonları suyun içerisinde rastgele dağılmış olacak. Daha doğrusu tamamen dağılmış olacak. Ve polar çözücüler ile iyon dipol etkileşimleri oluşturarak çözünecek. Şimdi polar dediğimiz zaman polarlar dipol yapıları, yani kutuplaşmış yapıları oluşturuyordu. Biz iyonik bir bileşik çözdüysek burada oradan gelecek iyonlar da vardı ve etkileşimler iyon dipol etkileşimleri olacaktı. Moleküler çözünme olayına geldiğimiz zaman bu sefer bileşenlerimiz molekül yapısında olacak. Ne gibi? Mesela glikoz yapısı gibi, C6H12O6 yapısı. Şimdi bu bir katı haldeyken ben suyun içerisine attığım zaman tıpkı sodyum klorür gibi suyun içerisinde dağılıyor. Bizim gözlemlediğimiz şey bu. Ancak burada açığa çıkan iyonlar varken, burada açığa çıkan iyonlar falan yok, bu molekül yapısı olduğu gibi dağılıyor. Dolayısıyla tanecikler arasında hidrojen bağı veya van der Waals kuvvetleri oluşuyor. Yani London olabilir, dipol-dipol etkileşimleri olabilir. Bu tamamen çözücü ve çözünenin türüne bağlı olacak. Ve bileşenlerin molekül yapısı çözünme olayında etkilidir. Ne demek bu? Molekül yapısına bakacağım. Eğer ikisi de birbirine benzer yapıdaysa, ikisi de polarsa birbiri içerisinde çözünür veya ikisi de apolarsa birbiri içerisinde çözünür, birisi polar diğeri apolarsa birbiri içerisinde çözünmez gibi yorumlar yapıyor olacağım.
İyonik çözünmeyi biraz daha inceden detaylı bir şekilde gözlemleyecek olursam. Şimdi az önce dedik ki sodyum klorür ben suyun içerisine atarsam sodyum ve klor iyonları açığa çıkar ve bunlar suyun içerisinde tamamen dağılırlar. Peki bu çözünme olayı nasıl gerçekleşiyor? Şimdi dedik ki sodyum ve klor iyonları var yani katyonlarımız ve anyonlarımız var. Artı yüklü tanecikleri tabii ki eksi yüklü tanecikler çeker. Eksi yüklü tanecikleri de benzer şekilde artı yüklü tanecikler çeker. Biz eğer su moleküllerinden bahsediyorsak şunu biliyoruz ki suyun Lewis yapısı hemen şöyle çizelim. Şöyleydi. Bir polar durum vardı, polarlık vardı ve oksijenin elektronegatifliği çok yüksek olduğu için hidrojenler kısmi olarak artı yüklenirken oksijen kısmı kısmi olarak eksi yükleniyordu. Dolayısıyla buradaki artı yüklü sodyum iyonlarını tabii ki suyun eksi yüklü oksijen kısmı çekecektir ve hidrojenler diğer tarafta duracak. Bu şekilde sodyum iyonlarının etrafını saran oksijenler, suyun oksijen kısımları suya sodyuma tutunacak ve onu ortamdan koparıp alacak. Klora gelince kendisi eksi yüklü olduğu için artı yüklü kısmi olarak artı yüklenmiş olan hidrojenler gelip bu sefer bizim klorumuza tutunacak ve buradan ortamdan onu alıp koparacak. İşte bu sayede bunları birbirinden ayırarak çözüm olayını gerçekleştirecek ve burada oluşan bağın adı ne olacak peki etkileşimin türü ne olacak? Dedi ki buradan gelen iyonlar var sodyumdan veya klordan fark etmez. Peki su molekülleri neye oluşturacak? Polar yapılar olduğu için buradaki kısmi yüklenmelere biz zaten dipollük diyorduk. Dolayısıyla etkileşimin adı iyon dipol olacak. Burada her zaman için çözücümüz su olmayacak tabii. Eğer su ise biz bunu hidratasyon olarak isimlendireceğiz. Ancak çözücümüz su değilse bu sefer de solvatasyon olarak isimlendireceğimiz bir olay olacaktır. Bu çözüm olayı bu şekilde gerçekleşecek. Moleküler çözünmeye gelecek olursak, moleküler çözünmede dedik ki bir kuralımız var bizim. Molekül yapılarına bakacağız. Eğer benzerlik gösteriyorlarsa birbiri içerisinde çözünecekler ama benzemiyorlarsa birbiri içerisinde çok az çözünüyor olacaklar. Buradaki prensibimiz benzer benzeri çözer diyeceğiz. Tabii ki bahsedeceğimiz şey polarlık veya apolarlık durumu. Ne demek yani bu? Polar moleküller polar molekül yapılarında, apolar moleküller ise apolar molekül yapılarında çözünüyor olacaklar. Şimdi hemen bir tane örneğimiz var bakalım. Katı halde glikoz yapısını ben suyun içerisine attığım zaman dedik ki iyonik bileşiklerde normalde anyon ve katyonlar oluşur ama burada anyon ve katyon oluşmuyor. Yani iyon oluşmuyor. Ne oluşuyor? Sadece bizim molekülümüz suda çözülmüş hale geliyor. Suyun içerisinde dağılma olayını gerçekleştiriyor. Şimdi burada bakacağımız şey iki madde birbiri içerisinde çözünür mü çözünmez mi bunu yorumlayacağız. Peki çözünürse hangi etkileşimler oluşur onlara bakacağız. Alkol yapısından bahsediyorsak yani şurada OH'ı görüyorsak bir organik bileşiğin yanında bu onun polar olduğunu gösteriyordu bize. Kesinlikle polardır. Suya baktığımız zaman su yapısı da polardı az önce Lewis yapısını da çizdik zaten. Dolayısıyla ikisi de polar olduğu için birbiri içerisinde çözünecektir. Gelelim bu yapıya. Benzen yapısı, organik bileşikler, hidrokarbonlar yani sadece karbon ve hidrojenden oluşan bütün yapılar apolar özellik gösteriyordu arkadaşlar. Bunu da cebimize koyduk. Karbon tetraklorürü hemen yapısını şöyle bir hatırlayalım Lewis yapısını. Böyle çiziyorduk. Dolayısıyla tam bir simetri durumu vardı. Yani karbon tetraklorürü de apolar bir moleküldür. İkisi de apolar olduğu için yine benzer benzeri çözer prensibinden ötürü bunlar birbiri içerisinde çözünecektir diyeceğiz. Üçüncü duruma baktığımız zaman karbon tetraklorürün apolar olduğunu gördük. Suyun polar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ikisi birbirine benzemediği için birbiri içerisinde çözünmez veya çok az çözünür diyeceğiz. Ve bu şekilde kimin kimin içerisinde çözünebileceğini belirlemiş olacağız. Peki etkileşim türlerinden bahsedecek olursak burada ne yapıyoruz? Şimdi suyun ve amonyak bunların birbiri içerisinde çözünme durumundan bahsedecek olursak. Şimdi şunu biliyoruz su polar yapılıydı. Amonyak hemen NH3'ün de Lewis yapısını şöyle bir hatırlayalım. Gayet asimetrik bir yapı var. Merkez atomunda elektron çiftleri var. Dolayısıyla bu da polar yapıya sahip oluyor. Şimdi birbiri içerisinde çözüneceğini biliyoruz. Bunu bir cebimize koyduk. Peki etkileşimin türü nedir? Hemen bakıyoruz. Polar polarsa iki ihtimalim var. Ya dipol dipoldür ya hidrojen bağıdır. Peki hidrojen bağı olup olmadığına nasıl karar veririm? Fon kuralına uyuyor mu? Yani burada hidrojenin yanındaki elementler flor, oksijen veya azottan birisi mi? Hemen bakıyoruz burada hidrojen. Evet oksijen var. Evet bu kurala uyuyor.
Bu yine fon kuralına uyuyor. Fon elementlerinden birisi var. Dolayısıyla oluşan bağım hidrojen bağı olacaktır. Buraya baktığım zaman pH 3, hemen Lewis yapısını pH 3'ün tekrar hatırlayalım. Amonya çok benzer yapısı var. Dolayısıyla polar yapılıdır diyeceğiz. Suyun polar yapılı olduğunu biliyoruz, az önce çizmiştik zaten. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözünecek. Bununla ilgili sıkıntı yok. Etkileşime geldiğimiz zaman fon kuralına uyuyor mu hemen bakıyoruz. Bu uyuyor. Bununla ilgili sıkıntımız yok. Ama pH 3 fon elementlerinden birisini içermediği için fon kuralına uymaz. Dolayısıyla etkileşim hidrojen bağı olmaz. Ne olur peki? Polar yapılar dipolleri oluşturur demiştik. Dipol, bidipol de oradan geldi. Etkileşimin adı dipol dipol etkileşimi oldu. Gelelim bundan bahsetmeye. Karbon tetraklorür yapısı, az önce bunun apolar olduğunu belirttik. Şimdi bunun da apolar olduğunu gördük. Az önce gördük. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözünüyor dedik. Şimdi apolarsa indüklenmiş dipol oluşturuyordu. Bu da apolar. Dolayısıyla bu da indüklenmiş dipol oluşturacak. Ve indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi olduğunu göreceğiz. Bunun özel adı da neydi? London çekim kuvvetleriydi. Apolar moleküllerin birbiri içerisinde çözülmesi her zaman için London kuvvetleriyle gerçekleşecek bu yüzden. Buraya geldiğim zaman sodyum florür yapısı, sodyum ve flor iyonları var. Yani iyon yapısı buradan gelecek. Suyun da polar yapıda olduğunu biliyoruz. İyon ve polardan ne gelecek? Buradan iyonlar gelecek. Polar bir yapı varsa orada dipoller oluşmuştur. Dolayısıyla etkileşimin adı da iyon dipol etkileşimleridir diyeceğiz arkadaşlar. Güzelce konumuzu tamamlamış olduk. Oldukça basit ve hepimizin çok iyi anladığı bir konu olduğundan eminim. O zaman hemen bir ödevlendirme yapalım. Mevzuyu iyice bir kafamızda oturtalım. Neredeyiz şimdi? Hemen bir bakalım. Karışımlar konusuna başlangıcımızı yaptık. Homojen ve heterojen karışımları gördük ve çözünme olayını tanımladık. Yani 78'den 92'ye kadar artık yapamayacağımız, çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Neler varmış? Şöyle kitabı hep birlikte bir inceleyelim. 78. sayfadan başlıyoruz dedik. Hemen burada sıfırdan ona kimya kitabımızda bize bir tanımlamamızı yapıyor. Önce konuyla ilgili özet bilgiler veriyor ve ardından burada öğrettiklerini burada soruyor. Hemen bilgileri cebimize atıyoruz. Bu testi çözdükten sonra kafamız rahatlıyor. Biz burayı öğrendik diyoruz. Ardından burada heterojen karışımlar var. Yine onunla ilgili sorular burada bizi bekliyor. Benzer şekilde homojen karışımları anlatıp yine 6 tane soruyla burayı destekliyor. Ve bir konuyu bitirdikten sonra da güzel bir testle bizi karşılıyor oluyor. Bu testle iyice mevzuyu oturtmuş oluyoruz. Ardından çözünme olayıyla ilgili benzer şekilde konu anlatımı ve soru bizi bekliyor. Bunları tamamladıktan sonra, çözünme olayını da bitirdikten sonra ardından tekrardan bir test bizi bekliyor oluyor ve bir sonraki bölüme hazırlanmış oluyoruz. Bu kitabı tamamladıktan sonra artık mevzuyu iyice oturtmuşuz ve son rütuşları atma zamanı geliyor. Bunu da tabii ki tak kimya kitabıyla yapıyor olacağız. Burada nereden nereye kadar sorumluyuz peki? Hemen ödevimize bir bakalım. Karışımlarda 87. sayfadan başlıyoruz ve 98. sayfaya kadar hepsini çözebilecek durumdayız. Burada neler varmış? Hemen şöyle birlikte bir göz atalım. 87. sayfadan başlıyoruz demiştik. Tak kimya kitabının özelliği şudur arkadaşlar. Burada bize bir çözümlü örnek sunuyor. Yani bir kazanımla ilgili çözüm yoluyla bize konuyu anlatıyor aslında. Ve ardından bazı sorular bizi bekliyor. Bu kazanımla ilgili iki tane test sorusu, bir tane boşluk doldurma ve bir tane de yazılı tipinde soru bizi her türlü soruya karşı hazırlamış oluyor. Yine aynı şekilde kazanımları bize sorular üzerinden anlattıktan, öğrettikten sonra ise bir test bizi bekliyor oluyor. Testi bitiriyoruz ve ardından yine bu sefer çözünme olayıyla ilgili konu anlatımlarımız, daha doğrusu çözümlü örneklerimiz ve bizi bekleyen test soruları olacak. Ve bir sonraki konuya burada da hazırlanmış olacağız. Ve güzel bir şekilde dönemimizi ilerletmiş olacağız. Çalışmalarımıza yön veriyor olacağız. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.